Ee, bu şampiyonluğu aldı. Kazımcan e, Altay'dan geldi. Hani oynar mı oynamaz mı derken son bölümde Kazımcan oynamaya başladı solda. Ee, Emre Taşdemir, Adekuk Kukben'in de önüne geçti. Ve çok da başarılı işler yaptı. Ya, tabii bu e, takımın sahaya koyduğu alın terinde Okan Aca'nın büyük rolü var. Ama yönetimde de e, son virajda e, primle birlikte maç başı primleriyle birlikte de doping etkisi yaptı yani takım üzerinde. Takımın rehavete girmesini engelledi. Yani yönetim doğru zamanda doğru işler yaptı. Okan Aca da takıma hem abilik yaptı, zaman zaman babalık yaptı. Sevgi ortamı, saygı ortamı Galatasaray'da şampiyonluğu getirdi. Tabi bu şampiyonun arkasında çok fazla oynaması da Mata'yı unutmamak lazım. Mata'da Sağ dışında Florya'da ağır abiydi. E, hatta onu da Galatasaray teknik heyetine katmak istiyor. Yani öyle bir vizyonlu birisi Mata. Mata'nın da bu şampiyonlukta çok rolü var. Sağ içinde olmasa bile sağ dışındaki o takımı. Bu takımı çünkü e, sağ dışında bir arada tutmak çok zor. Mesela Torreira ile Icardi'ydi yanılmıyorsam. Ee, bir gece kulübüne gitti diye izinli gününde hemen orada mesela toparlandılar. Ee, tekrar hani biz şampiyon olacağız işte kendimize dikkat etmemiz lazım diye Oyuncular da öz eleştiri Go yaptılar. Gomis olayı var. Ha, gomis olayı ayrı bir olay ama... O da var. E, tabii ki onu da iyi çözdüler doğru söylüyorsun. Yani orada belki de Dursun Başkan konuşmasaydı hani Okan Hoca çünkü... Bizimle çalışmıyor artık Galatasaray'da forma giymek istemiyor diyen bir oyuncuyu Okan Hoca affedecek kadar e, kibirden uzak bir evet. futbol adamı. Başka bir teknik direktör olsa bana bunu söyledi hayır ben bunu istemiyorum gönderin diyebilirdi. Orada oyuncuyu da kazandılar. Yani e, çok fazla doğru yaptılar. Do bu kadar doğrunun olduğu yerde e, şampiyonluk geliyor. E, i̇şin garip tarafı ben e, şunu söyleyeceğim Galatasaray'da tabii ki gidebilecek teklifler var. Torreira'yı Milan istiyor. Ee, onun dışında Nelson'un da e, çok isteyeni var. Kerem Aktürkoğlu e, Lyon 2 yıldır istiyor. Onun dışında yine Atletico Madrid istiyor. Yani e, çok büyük rekor ücrete de gidebilir. Ama Galatasaray mutlaka Kerem Aktürkoğlu'nu tutması lazım. Çok az kazanır. Çok az kazanıyor. Kazancından 5 e, kat daha fazla verim e, ortaya koydu Kerem Aktürkoğlu. Yani i̇ki Icardi'den sonra en çok parayı Hak eden oyuncu Kerem Aktürkoğlu'dur. Galatasaray mutlaka onun hakkını verecektir, hakkını teslim edecektir. Ee, Galatasaray kadroyu koruyabilirse eğer, ka, to, e, Torare'yi de Milan istiyor. Galatasaray kadroyu koruyabilirse eğer e, şampiyonlar liginde mutlaka kalır ama Avrupa liginde final e, oynar ya da şampiyon bile olabilir. Yani e, Sevilla'nın, Roma'nın e, final oynadığı ki bu akşam final var Hı. biliyorsun. Ee, Budapest'te de yanılmıyorsam Budapest'teki final e, Sevilla Roma. Yani Galatasaray'ın bu iki takımdan eksiği yok fazlası var. Önümüzdeki yıl bir Avrupa şampiyonluğu daha getirebilir Galatasaray. Ee, Avrupa Ligi şampiyonluğu olabilir. Şampiyonlar Ligi için zor ama e, böyle de iddialı konuşuyorum. Çünkü bu kadro bunu hak ediyor. Bu kadro bunu başarır. Yani bir Avrupa şampiyonluğu daha önümüzdeki yıl Galatasaray ee, getirirse hiç şaşırmam. Sürpriz Avrupa olmaz Ligi'ne rüyası. kalırsa da Avrupa Ligi'nin favorisi. Derim ki Avrupa Ligi'ne zaten kalacak. Ee, Avrupa Şampiyonluğu getirir. Hayır. Yeter ki inansınlar. Serdar? Şimdi kriz yönetmek çok önemli. Notlara bakıyorum. Ee, bir sezon içerisinde bir takımın başarısında mutlaka ve mutlaka tabii krizlerin olduğunu da ekleyebiliriz. Her takımda olan şeyler bunlar. Orayı, oraları yönetebilmek çok önemli. Galatasaray'ın zaten bu kriz yönetme işi Fatih Terim'den gelen bir gelenek de krizler gördü. Bazı kulüpler mesela bu krizleri yönetmekte çok sıkıntı yaşadı. Birincisi bu. Yani kriz yönetebilecek bir yapı. O yapı teknik heyet, o yapı işte bazı yöneticiler, teknik heyetle daha böyle ilişkileri olan yöneticiler. Mesela Erdem Timur herhalde bunlardan biri. Evet. E, artı Okan Buruk'un e, biz kendi ekibini bir kenara koyarak söylüyorum tabii. Onların da çok büyük başarısı var, emeği var. Ama bir de takım içerisinde yardımcıları var. Yani bu Mustera Mertens, Mauro Icardi, Mata. Onlar, Mata özellikle. Yani bunlar gerçekten yardımcı antrenör. Teknik taktik anlamda değil. Sek ve idare anlamında da. Üç gün hoca iki gün izin verir. Mertens gelir der ki ya hoca şunu 3 gün yapalım. Çocuklar 3 gün istiyor. Hadi ben 3 gün olsun falan gibi. Anlatabildim Tabi mi? Tabii tabii Bu, bunlar çok önemli. Mesela Şenol Güneş <laughs> e, milli takım macerası, ikinci milli takım <laughs> macerasına başlarken. Çok, çok, Hep beraber. Emre Belezoğlu'nu aldı kadroyu. Anadolu'ya götürdü. Ya ne işi var Emre Belezoğlu'nun falan dediler bu yaşta. Ama onu soyunma odasına götürdü oraya. Yani takım içerisinde ben bir milli oyuncum. 22 yaşındayım. Soyunma odasına bir gidiyorum. Emre içeride soy e, soyunma Tak, aynı takımdayız. Yani bu farklı bir hava getirir. Şimdi bu Müsteri, işte Mertens, Icardi, Mata, Torreira. Torreira. Bunlar farklı bir hava getirdi. Ve içerideki Türk oyuncuların da hani bazen yabancılar e, karakterleri Türk futbolcuların gruplaşmasına neden olur ama bu olmadı Galatasaray'da. Bu olmadı. E çünkü gelenler de hakikaten e, çok iyi oyuncular. Bir de karakter de burada önemli. Şimdi Mertens e, sempatik bir adam. Icardi sempatik bir adam. Mata keza öyle. Mustere zaten sempatik bir insan. E, Gomis olayını onlarla birlikte çözdü. Bunlar çok önemli. Bir gün Beşiktaş'ın antrenmanındayız. Mustafa Denizli dönemi. Takım tur atıyor. Antrenman önce ısınıyor. Evet. Düz koş. İşte koşuyor. Düz koşun nasıl oluyorsa artık. <gülüyor> <gülüyor> koşuyor. <gülüyor> Düz koşuyor. Evet hakikaten. Düz <laughs> e, Takım ne zaman, hoca da bizimle konuştu bu arada Mustafa Hoca. Takım ne zaman bizim yanımızdan gelse Mustafa Hoca bizle konuşmayı bırakıp takıma dönüyor, gülüyor. Dikkatimi çekti. 3-4 kere yaptı bunu. Dedim hocam dedi takım ne zaman geçti dönüp gülüyorsunuz. Ben onlara her zaman güler yüzümü göstermek zorundayım dedi. Bakın öyle bir e, tecrübeli hocadan bahsediyoruz ki içeride tesislerde o pozitif havayı getiremezsen ki bunu tecrübeli hocalar getirir. Artık Okan Hoca da bir tecrübeli hoca bence. Ne yaparsanız yapın, kimi transfer ederseniz edin, başarı elde edemezsiniz. Florya'yı çok iyi yönetebilen bir ekip var. Okan Hoca, işte bu kıdemli oyuncular, işte Erdem Timur, transfer planlaması muazzam. E, 100. yılda Beşiktaş'ın kadrosu bir sene önceki Galatasaray'ın kadrosuna göre kuruldu. Dediler ki yani kadronu Galatasaray'da aşağı bir şekilde kurmayacaksın. Baktılar kale, Cordoba. Baktılar stoper, Zago zaten Ronaldo vardı. Evet. Baktılar defansif orta sahası çok iyi böyle dediler. Cinti aldılar. Efendim Panku. Zaten ofansif orta saha oyuncu Sergen Yalçın. Santrofon değildi o dönem. Başarı böyle geldi. Bir de tecrübeli bir hoca. Bu ligde başarının formülü bu say saydığım çizgi, kaleden itibaren santrafora kadar tecrübeli isimler bir de tecrübeli bir hoca. Başarı öyle geliyor.